ilk muhtar olduğumda benim hayallerim süslenen bir geceydi bu. Efsane mi diyeyim, rüzgar mı diyeyim, fırtına mı diyeyim, yağmur diyeyim, kar mı diyeyim. 72 yılında bu tren buradan kalkmış. Muhtar olduğu günden bugüne en büyük hayalinin bu olduğunu söyleyen Korkan, konu hakkında yetkililere seslenerek bu tren istasyonu tekrar aktif hale gelirse benim ikinci bir hayalim gerçekleşmiş olacak. Biz tekrar buranın hayat bulmasını istiyoruz dedi. Benim insanım buradan trene binip Yunanistan'a gidip seyahat edip o güzelliği, oranın kültürünü, yaşantısını görüp tekrar Edirne'ye gelecekler. Ben bunu istiyorum. Bu tren buraya gelirse benim ikinci bir hayalim gerçekleşmiş olacak. Edirne'de 1930 yılında hizmete açılmasının ardından 41 yıl boyunca seferlerine devam eden ve yeni hattın yapılmasının ardından 1971'de rayları sökülerek hizmete durdurulan Karaağaç Tren İstasyonu, şimdilerde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan binanın bahçesinde sembolik bir trenle halka sergileniyor. Karaağaç Mahallesi'nde uzun yıllardır muhtarlık yapan Agah Korkan da en azından söz konusu tren hattının tekrar hizmete açılıp bölge turizmine katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Ulaştırma Bakanımız Bine Yıldırım, onu kulaklarını çıkartıyorum buradan. Kapalı spor salonunda dedi ki, ne istiyorsun muhtar sen dedi. Sayın Bakanım dedim ya, bizim bu iki ülke arasındaki ilişkilerle bir protokol yapmadın. Yunanistan'dan gelen tren, bizim bu eskiden motorlu gelirdi, saat 3'te tren gelirdi. Buradan girsin bizim Karaağaç'ımıza. Sizin gördüğünüz gibi tarihi Edirne Karaağaç İstasyon Gari Binası. Çok o zaman bir zamanda yapılmış. Fransızlar, canlar, burayı yani eşi benzeri olmayan bir gar istasyonu, istasyon. Şunu istiyorum, eğer protokol yapıp benim Karaağaç'ımdan tren, o Yunanistan'dan gelen tren Karaağaç'a gelirse, o Yunanistan'dan gelen Yunan insanları efendim şu gördüğünüz sandığında inecek, benim Edirne'me gidecek. Edirne'de ekonomik olarak alışveriş yapacaklar, yiyecekler, para bırakıp tekrar tren yapıp tekrar Yunanistan'a gidecekler. Artı benim insanım buradan tren yapıp Yunanistan'a gidip seyahat edip o güzelliği, oranın kültürünü, yaşantısını görüp tekrar Edirne'ye gelecekler. Ben bunu istiyorum. Bu tren buraya gelirse benim ikinci bir hayalim gerçekleşmiş olacak. Muhtar Korkan, göreve geldiği günden itibaren bu konunun en büyük hayali olduğunu belirterek, 1971 yılında bu tren yolu burada iptal edilmiş. Buradan 1,5 kilometre ileride Yunanistan'ın Maraş köyüne, oradan da Orestiada'ya kadar gidiyormuş. Ben yetkililerden şunu istiyorum. Biz Yunanistan'la komşu iki ülkeyiz. Biz onlarla oranın güzelliğini, dostluğunu ve kardeşliğini paylaşmak istiyoruz. Bu yüzden de buranın tekrar aktif hale getirilmesini talep ediyoruz dedi. Buradan 1,5 kilometre ileride Maraş'ta, Yunanistan'ın Maraş'ta bir köy var. Maraş'a kadar tren geliyor. Tren Maraş'tan tekrar basıp gidiyor. Ta Yunanistan'a orsada gidiyor. Ben şunu söylüyorum yetkililerden. Eğer bu Yunanistan'la ilk ülke arasında komşuyuz artık biz bu ülkede. Bu güzelliği, oranın kültürünü, oranın dostluğunu paylaşmak istiyoruz Yunanistan'la. Eğer devletimiz ve devlet büyüklerimiz, hatta şunu söyleyeyim sayın. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın Edirne'ye AK Parti Kongresi için geldiği sırada konuyu kendisine de ilettiğini hatırlatan Korkan, orada kendisine bu isteğimizi iletmiştik. Sonuçta burası tarihi bir bina. Yunanistan'dan tren gelse, buradan da ülke içine gitse güzel olmaz mı şeklinde konuştu. Sağlık Bakanım kulakları çınlasın Doktor Mehmet Mezunoğlu. O bile dedi, ben buradayım muhtar ya dedi. Kendisi oradan gelme. Oranın güzelliklerini ben, onlar bir protokol yapsınlar. Benim treni tekrar bu Karaağaç'ı ve Edirne'yi canlandırmak için bu treni buraya getirsinler. Onlardan rica ediyorum. Ben bunu rica etmiyorum da ne haddime rica etmek? İstirham ediyorum. Gerçekten verilmiş bir sözleri vardı. Ben buradayım demiş Ulaştırma Bakanım Bine Yıldırım. Kapalı spor salonunda ne istiyorsun dedi. Bakanım dedi, sayın bakanım burada gezerken demiştim kendisine. Ya bu trenin tekrar Yunanistan'dan gelsin, bizim Karaağaç'ımızdan gelsin, geçsin, insanların üstüne binip Yunanistan'a seyahat etsin. Bunu istiyorum.